Değerli basın mensupları, bugün 27 Aralık. Ankara için kızılca gün. Tam 102 yıl önce bu milletin en büyük evladı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldi. Milli mücadelemizi Anadolu'nun bağrından Ankara'dan yönetti. Cumhuriyetimizi Ankara'da ilan etti. Ankara'yı her bahtı karanın dönüp bakacağı, derdine çare arayacağı başkent yaptı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Bugün 2021 yılının son Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yapıyoruz. Toplantımız devam ediyor. Kurulumuzun en önemli gündem maddesi Erdoğan şahsım hükümetinin milletimizin emeğini, yılların gayret ve alın terini, küçük yatırımcının 3-5 kuruş birikimini sinsice çarptığı 20 Aralık finansal kumpasıydı. Nasıl bir tesadüftür ki Erdoğan büyük skandallara imza atmak için Aralık ayının son günlerini seçiyor. 17-25 Aralık skandalı hala hafızalarda. Şimdilerde bizim paramız belli, o da Türk lirası diyenlerin o gün evlerinde sıfırlamakla tüketemedikleri dolarları, avroları istiflediğini bu millet hiç unutmadı. O gün kasalardan ayakkabı kutularından elbise torbalarından Türk lirası değil. Amerika'nın doları, Avrupa'nın avroları çıktı. Yine o günlerde 17-25 Aralık haftasını rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftası ilan eden bir parti genel başkanı vardı çalışma odasındaki saati bile 17.25'te sabitlemişti. Ama daha sonra o saatin ayarını değiştirdi. Sarayını, saatini saray saatine göre ayarladı. Kendi ilan ettiği haftayı da unuttu. Bu hafta da sesi hiç çıkmadı. Ama milletimiz olan biteni unutmadı. Tabi saat demişken 395 bin dolarlık saati de onu koluna takan bakanı da onu o bakana hediye eden İranlıyı da bu millet hiç unutmadı. Evet bu millet memur Teoman'ın kesip attığı tırnak olamayacak bakanları hiçbir zaman unutmayacak. İşte bu 17-25 rüşvet ve yolsuzlukla mücadele haftasının 7. seney devriyesinde bu yıl bir defa daha konusu dolar ve avro olan mağdur da yine milletimiz olan bir başka skandal yaşadı. Ne yazık ki bugün ülkemizde milletin alın terini, yurttaşlarımızın emeğini ve birikimini çarpılacak bir ganimet olarak gören sakat bir anlayış iş başında. 20 Aralık gecesi bu ülkede acımasız bir servet transferine görülmemiş bir finansal kumpasa şahit olduk. Bu kumpasın mağduru millettir. Müellifi ise Erdoğan şahsı hükümetidir. Bugün milletin feryadı arşa yükseliyor. Partimize şikayetler yağıyor. Milletimiz kendisini koruyup kollasın diye seçtiği hükümetin kendisine kumpas kurmasını bir türlü hazmedemiyor. İzninizle adı bizde kalacak şekilde bir yurttaşımızın gönderdiği mektubu sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Sayın vekilim. Öncelikle İzmir'den selamlar diliyorum. Ben İzmir'de yaşayan basit bir esnafım. Hayatımı her şarta rağmen borç harç idare etmeye çalışıyorum. Ancak artık idare edilemeyecek noktaya geldik. Paramız düzenli olarak değer kaybederken yapılan açıklamaların herhangi bir anlamı yokken 17 Aralık tarihine kadar düzelmesini bekleyerek Türk lirasında tuttuk. Bu noktadan sonra ise elimizde avucumuzda olan tüm paramızı ortağım ve komşum olan esnafla birlikte viop hesabına yatırdık. Şimdiye kadar Çin modeli, ucuz Türk lirasının rekabetçi yapısı, nas gibi bahanelerle dövizi pompaladılar. Paramızın değerini kaybetmemek için bize başka seçenek bırakmadılar. Ayın 20'si akşamında ise gizli gizli bir karar alıp Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz bozdurarak dövizi düşürmeye başladılar. Şimdi kimsenin ağzından Çin, ucuz Türk lirası, NAS gibi şeyler çıkmıyor. Ancak bakan nasıl küçük yatırımcılığı ancak bakan nasıl küçük yatırımcıyı silkelediğini anlatıyor. Ben ve arkadaşım hesabıma 20 bin lira yükse, yük, hesabımıza 20, 20 bin lira yükse, yüklemiştik. Şu anda eksi 32 bin lira var. Son birikimimizdi bu. Bakan Bey bizi küçük, küçük yatırımcı olarak görüyor. Ancak biz küçük yatırımcı değil, hayatını idame ettirmeye çalışan vatandaşlarız. Bu mektup vatandaşa kurulan tuzağı dört dörtlük anlatmış. Peki vatandaşa bu kumpası kuran Erdoğan bunlara ne diyor? Köpüğü bir günde aldık diyor. Eylül'den beri sürekli konuşarak Erdoğan döviz piyasalarını kendisi köpürttü. Millete tuzak kurdu, sonra da köpük dediği milletin tasarruflarını alıp döviz faiz baronlarına, yandaşlarına bir güzel höpürdettirdi. Milleti çarptı. Bunu biz demiyoruz. Erdoğan'ın nebati bakanı diyor. Bakan açık açık büyük finansörler bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? küçük yatırımcılar şimdi kara kara düşünüyorlar dedi. Doğru mu? E doğru. Peki küçük yatırımcıları korumakla görevli olan Sayın Bakan, siz neden görevinizi yapmadınız? Neden olan bitene gözleriniz pırıl pırıl parlayarak baktınız? Doların 8 lira 31 kuruşlardan 10 liraya gelmesi 49 gün sürdü. Ama aynı doların 10 liradan 18 liralara gelmesi sadece 24 gün sürdü. 24 günde yüzde 44 devaluasyon. Putin bile Erdoğan'la dalga geçti. Dolar 10 lirayı geçti. Erdoğan konuşmalarıyla doların ateşini harladık, çarladı. 22 Kasım'da kurdaki rekabet gücü istihdamda artışa yol açar dedi. Dolar yükseldi. 26 Kasım'da faiz düşecek dedi. Dolar yine yükseldi. 29 Kasım'da faiz sebep enflasyon neticedir dedi. Dolar bir kere daha yükseldi. 30 Kasım'da faizi düşürüyoruz. Enflasyonun da düştüğünü göreceğiz dedi. E dolar yükseldi. 1 Aralık'ta kur dediğim bugün çıkar yarın düşer dedi. E dolar bir defa daha yükseldi. 3 Aralık'ta Çin gibi büyüyeceğiz dediği basına yansıdı. Dolar aldı başını gitti. 6 Aralık'ta faiz yerine üretime dayalı anlayışı hayata geçireceğiz dedi. Dolar bir defa daha yükseldi. 8 Aralık'ta faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz dedi. Dolar yine yükseldi. 10 Aralık'ta ise yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumaya başladı. Allah sizi açıklık, açlıkla mallardan ve ürünlerden eksiltmekle sınar. Sabredin dedi. Dolar bir defa daha yükseldi. 18 Aralık'ta faiz zengini daha zengin yapar dedi. Dolar bir daha yükseldi. 19 Aralık'ta da ben nas ne gerektiriyorsa onu yaparım diye noktaladı. Bu sefer dolar kuru 3 ayda 8 lira 30 kuruşlardan 18 lira 30 kuruşlara kadar o akşam fırladı. Şimdi hazinenin borçlanma faizi de aynı dönemde 17'lerden 23'lere sıçradı. Yani faizi düşüreceğiz diye yola çıktılar, faizi arttırdılar. Ve 20 Aralık 2021 akşamı Erdoğan kabine toplantısından sonra ekranlara çıktı. Döviz garantili Türk lirası mevduat vereceğiz. Döviz getirisi mevduattan fazla olursa arasındaki farkı hazineden karşılayacağız diye verdi. Şimdi i̇şte bunlar Türkçe meali bugüne kadar her yerde faize karşı dedim. Her açıklamamla doların tansiyonunu yükselttim. Yaptıklarıma Çin modeli diye kılıf uydurmaya çalıştım. Yüce Allah'ın kelamını bile kendi beceriksizliğime kılıf yapmaya çalıştım. Artık gidecek yol bitti. Türk Lirası'na dolar üzerinden faiz örtüsü giydiriyoruz demektir. Böylece o güne kadar söylediği hangi söz varsa hepsini inkar etmiş oldu. 20 Aralık finansal kumpasının görünen yüzü döviz garantili Türk Lirası mevduatı. Tabii bu mevduatta uluslararası para çevrelerine ben faizle uğraşmaktan vazgeçtim, dolara teslim oldum mesajı verildi. Yetmedi. Söz konusu konuşmada sermaye hareketleri serbest kalacak taahhüdü de verildi. Vatandaş için ise kur garantili vadeli mevduat ipteki cambaz olarak kullanıldı. Aynı gece bir kamu bankasının genel müdürü televizyon ekranlarından bu gece Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra 1 milyar dolar bozduruldu diye açıklama yaptı. Ertesi gün özel bir bankanın genel müdürü el yükseltti. 1 milyar 750 milyon dolar bozduruldu dedi. Erdoğan'ın Nebati Bakanı birkaç gün sonra televizyon ekranlarındaydı. 20 Aralık gecesi 1 milyar doların vatandaşlar tarafından satıldığını iddia etti. Ama ne demişler? Gizli de gebe kalan aşikare doğurur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kurulunun günlük verilerinin ve Merkez Bankası'nın bilançosunun açıklanmasıyla gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmaya başladı. BDDK verilerine göre 20 Aralık'tan 21 Aralık tarihine kadar vatandaş döviz möviz satmamış. Aksine döviz almış. Bankalarda gerçek kişilere ait döviz devdiat hesapları 218 milyon dolar artmış. Şimdi o zaman o akşam milyarlarca doları satıp doları düşüren 18 liradan satıp doları düşüren kim? Sarayın Merkez Bankası'nın arka kapısından aldıkları dolarları satan kamu bankaları ne yapmışlar? Yani Merkez Bankası'nın günlük analitik bilançosuna göre 20 ve 21 Aralık'ta hiçbir müdahale açıklaması yapılmadan Merkez Bankası'nın arka kapısından 7 milyar dolar satılmış. 22 Aralık'ta satılan dolarlar da dikkate alınırsa Merkez Bankası'nın 9 milyar dolar sattığını bu işin uzmanları söylüyor. Biraz önce söyledim. Merkez Bankası'nın arka kapısından aldıkları da dahil. Kamu bankaları aynı günlerde toplam 20 milyar dolara yakın döviz satmış. Anlaşılan 128 milyar doları buharlaştıran kafa geri dönmüş. Ama artık kimse ben yoktum, cumhurbaşkanıydım deme hakkına da sahip değil. Şimdi buradan bir kere daha soruyorum. 18 liradan doları kim sattı? 11 liradan sonra bu dolarları kim topladı? Kamu bankalarının yani kamu bankalarının 11 liradan sattığı dolarları kim topladı? Kamu bankalarının sattığı bu dolarlarda tüy bitmedik yetimin hakkı var. Kimler bu dolarları ucuz ucuz topladı? Milletin dövizleriyle milleti kim çarptı? Değerli basın mensupları. 20 Aralık gecesi vatandaşın uykuda olmasını, yurt içi piyasaların kapalı olmasını, Noel tatili nedeniyle yurt dışı piyasalarda da işlem hacminin sığ olmasını fırsat bilerek 20 Aralık kumpası uygulamaya kondu. Merkez Bankası ve kamu bankalarının yüklü döviz satışlarıyla algoritmik emirler tetiklendi. Dolar kuru 18 liradan 11 lira, liralara kadar hızla çekildi. 21 Aralık sabahı televizyona çıkarılan bir banka genel müdürü kurdaki hızlı çözülüşü işte bu işlemlere bağladı. Küresel piyasalarda manipülasyon sicili oldukça kabarık olan 2019'da da ülkemiz döviz piyasasında manipülasyon yapma iddiasıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu tarafından soruşturmaya tabi tutulan Amerikalı bir şirket var. Bu Amerikalı finans şirketi 18 Aralık tarihinde müşterilerine bu elimdeki mektubu yazıyor. Türk lirası için yeni algoritma emri almayacağını söylüyor. Eski emirlerinde en kısa sürede iptal edilmesi tavsiyesini müşterilerine iletiliyor. Anlaşılan bu kurum iki gün sonra olacakları haber almış. Müşterilerini de önceden uyarıyor. Bu finans şirketi bu bilgiye nasıl ulaştı? Şimdi burada bir de bir karar var. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurul Kararı. Aynı şirkete Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 21 Aralık 2021 tarihinde Kumpasın en hararetli noktasında kurul kararıyla Türkiye'de danışmanlık yapma iznini neden veriyor? Ya da daha doğrusu bir şekilde sorayım. Neyin karşılığında veriyor? Biz bu operasyonun vatandaşa kurulan kumpasın planlı, programlı bir cehl olduğunu boşuna söylemedik. Çünkü ortada büyük bir organizasyon var. 21 Aralık sabahı 9.25'te piyasanın açılmasına sadece 5 dakika kalmışken Borsa İstanbul'dan Borsa İstanbul'a ilginç bir talep geliyor. Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerinde alt fiyat limitinin %10'dan %80'e çıkarılması isteniyor. Bugüne kadar bu büyüklükte bir alt limit değişikliği vadeli işlem ve opsiyon borsası, borsasında yok. Şimdi bu değişikliğe, böyle bir değişikliğe hangi değerlendirme yapılıp da karar verildi? Alt limit yüzde seksene yükseltildikten sonra Aralık ve Ocak kontratlarında çok düşük kurlardan işlemleri kimler geçti? Buradaki alış emirlerini kimler verdi? Bunlar hangi kurumlardır? Bu işlemler neden daha sonra iptal edildi? Bu iptalin gerekçesi nedir? Taraflara etkisi olmuş mudur? Bu işlemler neticesinde ne kadarlık bir teminat çağrısı yapılmıştır? Bu sorulara hükümetin cevap vermesi lazım. Ne yazık ki bu kumpasın vio bacağında da pek çok yatırımcının mağdur edildiğini görüyoruz. 20 ve 20 21 Aralık tarihlerinde birkaç koldan birden milletimize organizasyon organize bir operasyon çekildiği anlaşılıyor. Bunun adı ekonomi yönetmek falan değildir. Bunun adı milleti teşekkül halinde çarpmaktır. Millete yapılan bu operasyon Sülün Osman'a bile şapka çıkartacaktır. Çıkarttıracak durumdadır. Özetlersek Erdoğan önce faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla döviz kurlarını yükseltti. Buna da rekabetçi kur, modeli diye kulplar taktı. Milletin parasını pul etti. Milleti öz yurdunda garip, öz vatanında parya yaptı. Dün akşam ödüllerini dağıttığı şairin söylediği gibi. Sonra Kur'an'dan ayetler okumaya başladı, nas dedi. Muaviye misali kendi ikbali için Kur'an-ı Kerim sayfalarını kopardı, mızrağın ucuna taktı. Ama sonunda Türk lirası mevduata, Dolar kumaşından faiz elbisesi giydirdi. Kur riskini milletin hazinesine yükledi. Tarihimizde ilk defa özel bankaların faizne de devlet garantisi verdi. Erdoğan'ın modeli öyle çin min falan değil milletin sırtına bin modeli oldu verdi. Şimdi soruyoruz. Faize dolar elbisesi giydirmekle bu iş çözülüyorsa Erdoğan neden dolar kurunun 18 liralar kadar çıkmasını bekledi? Son 20-25 günde neden bilerek ve isteyerek dolardaki ateşin üstüne sürekli benzin döktü? 20-21 Aralık ve sonrasında Merkez Bankası'nın arka kapısından ve kamu bankalarının kasalarından kaç milyar dolar satıldı? O gece kimler yüksek kurdan dolar sattı? Ertesi sabah kimler kamu bankalarının ucuz dolarları topladı. Milletin sırtından milyonlarca dolar karı kim kazandı, kim elde etti? Bankaların genel müdürlerini 20 Aralık gecesinden başlayarak muazzam bir algı operasyonu gerçekleştirmek üzere sahaya kim sürdü? Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir finans kuruluşuna ayın 21'inde Türkiye'de danışmanlık yapma izni neyin karşılığında verildi? Vadeli işlem ve opsiyon borsasında alt işlem limitlerini kim? Hangi gerekçeyle? Yüzde ondan yüzde seksene çekti. Şunu açıkça ifade edeyim. Hukuk devleti kurallarının işlediği herhangi bir ülkede şu sorduğumuz sorulara konu ettiğimiz işlemlerin binde biri yapılsa yapanların sıfatına bakılmaksızın çok ciddi soruşturmalar açılır ve sonunda da çok ağır bedeller ödetilir. Bugün ülkemizde adalet mülke değil, Erdoğan'ın sarayına temel yapılsa da bunun hesabı er ya da geç sorulacaktır. Milletin gasp edilen hakkına, hukukuna Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal vaziyet etmelidir bu konuların araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiğimiz önergemize meclisimizdeki tüm milletvekillerinin destek vermelerini bekliyoruz. Değerli basın mensupları, döviz kuru hala dalgalanıp duruyor. Öyle aşağı aşağıda çok fazla düşmedi. 11 liralarda geziyor. Millete kurduğu kumpas için Erdoğan şimdi bir de hayır dua bekliyor. Erdoğan dolar kuru 8'den 18'e çıkarken de alkış bekledi. 18'den 12'lere inerken de şimdi alkış istiyor. Milletin sırtına bıçağı 9 santim daldırıyor. Sonra bıçağı 6 santim geri çekiyor. Bıçak milletin sırtındayken sıkılmadan bir de milletten alkış bekliyor. Yani Anadolu irfanının söylediği gibi Erdoğan önce milletin eşeğini çarptı, şimdi semerini gösterip mutlu ol diyor. <laughs> Kendisini uyaran, yapmayın etmeyin diyen muhalefete güya caka satmaya kalkıyor. Yaptıklarıyla ne istikrarı ne de güveni sağlayabildi. Eylül'den bu yana yüzde yirmi altı devalüasyon hala orada duruyor. Bugün açıklandı. Reel kesim güveni dipte. Arşa çıkan fiyatlarda hayat pahalılığı da düşmüyor. Enflasyon memuru, emekliyi, işçiyi, çiftçiyi, esnafı ezmeye devam ediyor. Emeklerimiz nefes almakta zorlanıyor. Ayakta kalabilmek için aylıklarında ciddi bir düzeltme bekliyorlar. Memurlarımız da aynı durumda. Ama bu hükümetin bildikleri, bildiği tek şey sopa ekonomisi, tehdit ekonomisi. Hükümet bir yandan marketlere fiyatları indirin diyerek sopa gösterirken diğer yandan kendisi akaryakıt fiyatlarında maşallah hiçbir indirim yapmıyor. Dolar çıkarken akaryakıt fiyatları milletin cüzdanını boşalttı. Dolar düşerken de ÖTV'ye dönüşüyor. Sarayın hazinesine gidiyor. Sarayın hazinesini dolduruyor. Milletin cebi hala boş. Dün yandaş müteahhide dolarla avroyla garanti verdiler. Yetmedi bugün de bir avuç zengin için dolarla avroyla avroyla faiz garantisi verdiler. Erdoğan zengine servis edeceği kadayıfın üstüne kaymağında koyup bir de mevduat faizinden bu mevduat faizinden de stopaj almayacağım dedi. E şimdi tabii bu durumda ne olacak? Millet akaryakıtı ÖTV hatta ÖTV'li ÖTV'nin üzerine bir de KDV ödeyecek ki hazine dolar elbisesi giydir hazine üzerinden dolar elbisesi giydirilen faizler ödenebilsin. Bu arada iki gün önce hazinenin kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlar için yayımladığı uygulama esaslarının hukuki hiçbir değeri olmadığını söylemiştim. Bürokrata, bürokratlara buna dayanarak imza atarken bir değil, on değil, yüz değil, bin kez düşünmelerini tavsiye etmiştim. Şimdi oradaki arkadaşlardan duyuyorum ki Hazinede yeni bir düzenleme hazırlığı varmış. Hazine bankalara ödeyeceği faizi nakit olarak değil, özel tertip devlet iç borçlanma senetleriyle yapacakmış. Bankanın mevduat faizine kefil olan hazine, devlet iç borçlanma senedinin faizine de milleti kefil yapacak. Fakir, fukara, garip, gureba, yedi göbek, yedi göbek sülalesine kadar borç altına sokulacak o paralarda alınacak zenginin cebine konacak. Bir kez daha uyarıyoruz. Hazineye bir saatli bomba yerleştiriliyor. Bu bombanın patlaması mukadderat. Bu yapılan işin sonu da çıkmaz sokaktır. Ama Erdoğan bunlarla meşgul değil. Milletin sesini duymak yerine küçücük bir evladımızın yaşadığı acı bir olayı istismar etmeye kalkıyor. O yavrumuza Güzel kızımıza Asiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Erdoğan küçücük yavrumuzun ve ailesinin acısını kullanıyor. Beyaz Türk, siyah Türk diyerek milleti oradan da bölmeye, parçalamaya uğraşıyor. Millete çektiği kumpası böyle unuttururum zannediyor. Biz buradan açıkça söyleyelim. Bu ülkede beyaz Türk, siyah Türk diye bir ayrım yoktur. Bu ülkede namuslular ve namussuzlar diye bir ayrım vardır. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarının alın teri, göz nuru, yılların emeği ve gayreti bir gecede Erdoğan'ın eliyle gasp edilmiştir. Erdoğan yırtıcı köpeklerle uğraşmayı belediyelere bıraksın. Kul hakkını, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyip bitirmek için fırsat kollayan saray ve şürekasına bir dönüp baksın. Değerli basın mensupları. Son bir haftada olanlar bundan ibarettir. Ama kimsenin şüphesi olmasın. Bu iş burada bitmeyecektir. Bu işin hesabını ilk insandıkta millet sonra da hukuk önünde adalet mutlaka soracaktır. Ama yine görüyoruz ki Erdoğan millet iradesine saygı göstermeyi bir türlü öğrenemiyor. İstanbul'daki hizmetini bir türlü içine sindiremiyor. İstanbul'u bir değil iki kez kaybetmek canını çok yakmış. Mızıkçılığa devam etmek istiyor. Bu milletin iradesine karşı çıkacak olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücünün de olması gerektiğini bir türlü kabullenmiyor. Buradan söyleyelim milletin hakkını hukukunu iradesini kimseye yedirmeyiz. Bu arada İçişleri Bakanı da belediyeleri bıraksın, Nebati Bakanı'nın açıklamasını ihbar kabul etsin, milleti çarpanların peşine düş. Her zamanki gibi son sözümüz aziz milletimize. Biliyoruz çok yoruldunuz. Biliyoruz çok kızgınsınız. Ama hıncınızı, öfkenizi önüne gelecek olan ilk sandığa saklayın. Bu kifayetsiz, beceriksiz, cahil hükümetin ülkeyi yönetme kabiliyeti artık kalmamıştır. Sandıktan kaçma imkanı da yoktur. O sandık önüne yakın zamanda gelecektir. Sandık geldiğinde de elinizi korkak alıştırmayın. Aşınıza göz dikenlere, cebinize göz dikenlere, geleceğinizi çalanlara en şedderisinden tokadınızı yapıştırın. Yapıştırın ki millete kumpas kurmanın ne demek olduğunu artık anlamayanlar anlasınlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alayım. Buyurun. Aslında BDDK böyle bir dava açarak maalesef eee böyle bir soruşturma açarak maalesef kendi itibarını zedelemiştir. Yani ayıp denen bir şey vardır. Eleştiri yapan insanlara sesini kesmek için tutuyorsunuz soruşturma açıyorsunuz. Bunun gerekçesine de şöyle bir baktım inanılır gibi değil. Yani eski bir BDDK başkan yardımcısı olarak bu gerekçeleri nasıl üretiyorlar? Hayretler içinde seyrediyorum. TÜİK Başkanı'na gelince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın açıklamasına gelince, bu beyefendi herhalde kendi internet sayfalarında, web sayfalarında yazılanları okumuyor. TÜİK diyor ki, benden bilgi almak için gelen herkese randevu alsa da almasa da ben bilgi veririm diyor. Aslında TÜİK Başkanı, sarayın verdiği talimatla bu açıklamayı yapmıştır.

Bu aralar yine bir haller oldu sana. İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun? Açıklamasını yaptım. Oluşturmak istenen zemin bir görevden alma, kayyum atama olabilir mi? Böyle bir gelişme karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tavrı olacak mı? Asla biz tabii sarayın ve onun İçişleri Bakanı'nın karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. Millete kurmuş oldukları finansal kumpas, kumpasın ellerinde patlayacağını artık kendileri de görüyorlar. Şimdi bunun üstünü nasıl örteriz telaşına düştüler. Ben açık söyleyeyim. Umarız bu telaşla böyle bir saçmalığa tevessül etmezler. Aksi takdirde gök kubbeyi başlarına yıkarız. Teşekkür ediyorum.